Şimdi şu anda örtü altındaki olan bütün sebzeler su altında. Zaten açıkta hiçbir şey kalmadı. Ne ıspanağı, ne marulu, ne bir şey. Hepsi gitti. Selin faturasını her zaman olduğu gibi yine çiftçiler ödedi. Mersin'de 6-7 Ocak tarihlerinde etkili olan sağanak yağış beraberinde sel felaketini de getirmişti. Mersin'in özellikle merkez ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur birçok bölgede olumsuzluklara yol açarken sera ve bahçelerde sular altında kalmıştı. Aradan 3 hafta gibi bir süre geçti ve Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de ön hasar tespitini tamamladı. Hazırlanan rapora göre Akdeniz'de 8 bin serada 1 milyon 600 bin, Anamur'da 10 serayla 64 bahçede 1 milyon 124 bin, Aydıncık'ta 1 serada 30 bin, Bozyazı'da 25 serada 194 bin, Erdemli'de 350 sera 370 bahçeyle 70 dönüm tarlada 3 milyon 690 bin, Mezitli'de 12 bahçede 240 bin, Mut'ta 5 bahçeyle 14 dönüm tarlada 920 bin, Silifke'de 337 dönüm tarlada 875 bin, Tarsus'ta 30 bin dönüm tarlada 95 milyon 519 bin, Yenişehir'de 500 bahçede 5 milyon liralık zarar ortaya çıktı. Ayrıca Çamlıyayla ve Gülnay'da 9'ar adet hayvan zarar görürken 23 bin liralık zarar tespit edildi. Yoğun karın vurduğu Toroslar ilçesinde ise 3810 çiftçiye ait geneli bahçe olmak üzere 29.459 dekar alanda zarar oluşurken karın henüz daha kalkmamasından dolayı ön hasar tespiti önümüzdeki günlerde yapılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Ziraat Odası Başkan Vekili Turgut Demir, 6-7 Ocak tarihinde meydana gelen selden özellikle Merkez Akdeniz, Kardansa, Toroslar ilçesinin etkilendiğini söyledi. Mersin'de 6-7 Ocak tarihindeki afetten bizim hizmet alanımız olan yağmurdan etkilenen bölgemiz Akdeniz ilçemiz çok ciddi oranda etkilendi. Toroslar ilçemiz de kar kırılmalarından çok fazla etkilendi. Ara bölgedeki ilçelerimizde de Yenişehir ve Mezitli'de de yağmurdan dolayı toprak kaymaları, heyelanlar ve şeyler oluştu. Üretim alanlarında hasarlar oluştu. Selden etkilenen ürünlerle ilgili de bilgi veren Demir, bu kış fiyatların yüksek olabileceğini de sözlerine ekledi. Havaların ısınmasına kadar üretimde, örtü altındaki sebze üretiminde ciddi sıkıntılar oluşacak ülkemizde, bölgemizde. Bunlar da piyasaya arzı etkileyecek. Arzı etkileyeceği için de az olacağı için de doğal olarak da bir miktar bu kış fiyatlar biraz yüksek seyredecek. Selden etkilenen çiftçilerin zor durumda olduğunun altını çizen Demir, borçların bir kısmının silinmesi için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Devletimizden, hükümetimizden yapabileceklerin en iyisini istiyoruz. Yani ne yapılabilmeli? Bu borçlar tamamen bir kere silinebiliyorsa bir kısmı silinebilmeli. Mağdur çiftçilerimiz, gerçekten çok ciddi mağdur çiftçilerimiz tespit edilip bu çiftçilerimizin borçları silinebiliyorsa silinsin. Bu yükle beraber çiftçilerimizin daha fazla devam etme şansı yok. Üretemeyecekler. Üretemeyince ne olacak? Tükenecekler. Çiftçimiz üretemeyecek. Üretemeyince de tükenecek. Tükenince ne yapacağız? Tarımsal üretimimiz olmayacak.